Merhabalar. Şimdi ters Laplace'ı inceleyeceğiz. Yani daha önce zaman domaininden T domainine nasıl geçtiğimizi incelemiştik. Şimdi buradayız. Bunun içerisinde de özellikle bir tanesine girmek istiyorum. Şöyle yapalım onu. Bir elimizde liste var. O listede basit kesirlere karşılık gelen S domainindeki basit kesirlere karşılık gelen T domainindeki fonksiyonlar listesi vardı. Şimdi bu basit kesirlerde neyi görüyoruz dersek bizim bulduğumuz herhangi bir elemanın akımı ve gerilimine ilişkin rasyonel fonksiyonun paydası karakteristik denklemi temsil ediyor. Ama bunu şeyde göstersem, open board'da göstersem daha iyi olacak. Öyle yapayım. Bunu aşağıya atayım. Open board'a geçeyim. Tamam. Şimdi şu. Şimdi şurada bizim bulduğumuz herhangi bir Efes fonksiyonu şöyle olacak. S üzeri m artı am eksi 1 S üzeri m eksi 1 artı nokta nokta sonuçta a m bölü s üzerine artı bm eksi 1 s üzeri m eksi 1 nokta nokta bm b bu a 0 olacak. Bu da b 0 olacak. Şimdi şu bir polinom, bu da bir polinom. Şimdi şu polinom zaman domainindeki karakteristik denklem. Bu polinomun kökleri yani eşittir 0 derseniz bu denklem olur. Bu denklemin kökleri n tane kök var. N kök bu da karakteristik kökler. Yani şunu demek istiyoruz. Şimdi biz S domaininde bulduğumuz şu polinom diyorum ki T domaininde bulduğumuz karakteristik denklemle aynı. T domaininizdeki karakteristik denklemin kökü de bunların kökü olacak. Şimdi o köklere bakarak stabiliteyi nasıl karar vereceğimizi söylüyoruz S domaininde. S domaininden stabilite hakkında bilgiyi nasıl vereceğiz? Şimdi bu köklere bağlı olacak bu stabilite. O köklerle T domaini arasındaki ilişkiye bakılıp kuralı saptayabiliriz. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi S düzlemindeki karakteristik denklemi göstereceğim madem. Şöyle yapalım. Şu S düzlemi olsun. S düzleminden neyi kastediyorum derseniz, karakteristik denklemin kökleri reel olabilir. Yani şu yani. Kompleks olabilir, imajiner olabilir ya. Şimdi burası da S düzlemi dersem, S düzlemi. Şimdi şurası J omega, burasını da alfa dersem. Evet. İşte size S düzlemi. Şimdi karakteristik denklemin kökü burada nerede, buradaki pozisyonuna göre stabiliteyi nasıl söyleriz onu inceleyeceğiz. Şimdi diyoruz ki eğer bizim rasyonel fonksiyonumuzu basit kesirlere ayırdığımızda böyle bir basit kesir varsa bu basit kesire karşılık T domaininde bu karşı çıkıyor. O zaman da ne oluyor derseniz diyeceğim ki eğer şuradaki A negatif ise negatif reel sayı değil mi? Reel negatif. O zaman bu bölgede olacak değil mi?
Şimdi o bölgede olunca reel negatif dedik. Yani şu A pozitif olacak. Yani şuradaki A 5 olsa mesela, değil mi? Burası eksi 5 olacak. Reel ve negatif ise eksponansiyel azalan fonksiyon oluyor. Yani şu arazide olduğu müddetçe tamam. Şimdi reel pozitif ise, reel pozitif ise o zaman bakın şurası pozitif olacak. Burası pozitif olunca eksponansiyel artan bir fonksiyon olacak. Yani şu tarafta ise kök, karakteristik denklemin kökü, o zaman astabil olacak. Şimdi onları en sonunda yazalım. Şimdi katlı kökte ne oluyor derseniz, yine şu ifade reel ise, yani kök katlı ve reel katlı ise, onu da yazalım şimdi. Reel, ha bunu siyah yazmam lazımdı. Reel. Ha bir daha yazmayayım. Bakın bunu şöyle yapayım. Şimdi reel negatif ise şurası negatif olacak. Eksponansiyel azalan ya. Şimdi t çarpı e üzeri eksi at diye bir terim var. Şimdi bunu Hopital kaidesine göre t e üzeri at olacak bu. Şimdi şu t sonsuza gider, e üzeri at de sonsuza gider. Sonsuz bedi sonsuz bedesiz. Bunun t sonsuza giderken limitini nasıl alacağım? Şunun türevini alacağım. Bunun da türevini alacağım. Ondan sonra t'yi sonsuza gideceğim. Bu ona sıfıra gider. Yani şimdi demek ki şu terim kaybolacak bir terim ya. Sonsuza gitmiyor yani. Sonsuza gitmeyince stabil olacak. Ne oldu? Reel negatif ise yine stabil. Yani burada tek başına bir kök veya yine negatif katlı ise üzerinde iki tane koyayım isterseniz. Katlı ise yine negatif olmak koşuluyla stabil. Ama burada katlı ise kırmızıya geçiyorum. Yani pozitif katlı ise o zaman zaten şu pozitif olacak, değil mi? Bunun artık önemi olmadı. Bu pozitif, bu arttı, bu da arttı. Bu sonunda yanar, değil mi? Demek ki reel pozitif olduğunda da astabil. Şimdi reel olduğunda durumu inceledik buraya kadar diyelim. Şimdi gelelim kompleks köke. Kompleks kök alfa artı j beta. Şimdi diyoruz ki bu ne zaman sonsuza gider? Ne zaman stabil olur? Şimdi eğer alfası, yani karakteristik denklemin kökü kompleks bir sayıysa ve de bunun reel kısmı, kökün reel kısmı diyeyim ona. Kökün reel kısmı negatif ise. Şimdi şurası da j omega demiştik ya, kökün reel kısmı negatif ise şurada bir yerde olur. Reel kısmı negatif. İmajiner kısmı da burada bir yerde olur. Şimdi zaten böyle ise bunun eşleniği şurada olacak, değil mi? Eşleniği imajiner kısmının eksi işaretlisi ya. O da burada olacak. Yani kompleks kök ise ve de reel kısmı negatif ise o zaman S düzleminin sol yarı S düzleminde olacak yani kök. Öyle olunca duruma bakalım. İfade şu. Bu ifadede bu eksponansiyel azalan bir fonksiyon. Şu kosinüs beta t açının o kadar önemi yok. Artı eksi 1 arasında değişecek. O zaman bu da ne oluyor? T sonsuza giderken sıfıra gidiyor. O zaman buna stabil diyorum.
Peki karakteristik denklemin reel kısmı pozitifse ne oluyor? Kökün reel kısmı pozitif ise astabil oluyor. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi pozitif örneği nasıl vereceğiz? İşte pozitif alfanın pozitif olduğu yer burası olacak. Eşleniği de kök olmak zorunda. Şöyle ise yani sağ yarı S düzleminde ise o zaman astabil oluyor. Neden öyle oluyor? O zaman şu katsayı pozitif oluyor. Bu pozitif olunca eksponansiyel artan bir fonksiyon, şu artı eksi 1 arasında değişen bir fonksiyon. Dolayısıyla bu sonsuza gider, sonsuza gider demek astabil olur demek. Şimdi aynı şeyi katlı için bakalım. Bunun katlısı olunca ne oluyor? Şu katlıya bakıyorum. Katlıya alıyorum. Şunun katlısına benziyor, değil mi? R'nin katlısı gibi. Yani şunlar katlı olduğu zaman katlı katsız olmuş oluyor, değil mi? Katlı katsız. Katlı katsız değişmiyor. Bunun için de aynı şeyi yazmam lazım. Katlı katsız. Çünkü katlı katsız arasındaki farka bakıyorum şurada. Şu kendisi. Şu katlı. Katlı olunca ne oldu? TE üzeri eksi AT geldi. Sol yarı S düzleminde ise bu T E üzeri AT oluyor. T sonsuza giderken şuna benziyor yani. Sonuç değişmez. Şimdi kritik bir başka şeye geliyoruz. J omega ekseni üzerinde olursa ne olur? Yani alfa eşittir 0 diyelim. Değil mi? Alfa, bunu siyah yapayım. Alfa eşittir 0 kök imajiner. Katsız. Şimdi yani reel kısmı 0 demek, şunun üstünde demek, değil mi? Eşleniği de mutlaka kök olmak üzere bunun üzerinde. Ve de katsız diyorum. Katsız diyorum. O zaman şu olacak. Değil mi? Katsız. Katsız ise bu. Şimdi bakın alfa eşittir 0 olursa bunu şunun için inceliyorum yani bu arası için. Şu 1 olacak. O zaman benim buna karşılık yükselen T domainindeki fonksiyonum ne olacak derseniz 2K modül kosinüs beta T artı teta olacak. Şimdi T'yi sonsuza getirirseniz bu artı eksi 1 arasında değişir. Sonuç devre stabil. Şimdi değişecek bir başka şey var. O da şu. Alfa eşittir 0. Kök imajiner. Katlı olunca ne olacak? Şimdi bakın katlı olunca astabil olacak. Onu göstermeye çalışacağım şimdi size. Şimdi şu terime bakacağım. Katlı olunca benim T domaindeki fonksiyonum bu. Şimdi alfa eşittir 0 olunca şu gitti, değil mi? Şimdi bunu buraya açıklıyorum. Bu gitti. Bu gidince bu ne oldu? T kosinüs beta T oldu. Yani benim ifade 2 T K modül kosinüs beta T artı teta oldu. Şimdi bakın T sonsuza giderken buraya T çarpanı geldi ya katlı olduğundan dolayı. Şu da artı eksi 1 arasında değişiyor ya. T sonsuza gidince bu terim sonsuza gider. Yani astabil. Şimdi katsız olunca stabildi. Burada gösterdik, değil mi? Katsız ise stabil. Şimdi katlı ise astabil. Şimdi geliyorum onu burada yazıyorum. Alfa eşittir 0'sa
Yalnızca imajiner kısmı varsa onun eşleniği de kök olacak. Katlı ise bu, astabil, katlı ise astabil. Şimdi bulduğumuz şuradaki sonucu değerlendirelim. Diyorum ki bir karakteristik denklemin kökü, kökleri, daha doğrusu devrenin tümünü düşünürsem, kökleri sol yarı S düzlemi üzerinde ise ve veya J omega ekseni üzerinde katsız ise, bu arazi oluyor, onu başka renk yapacağım. Olumlu olduğu için onu yeşil yapayım. Şu arazi üzerinde ise ve de şunlar ise karakteristik denklemin kökleri stabil. Peki karakteristik denklemin kökleri S düzleminde, sağ yarı S düzleminde ise ve veya J omega ekseni üzerinde katlı ise, o zaman astabil. Diye bir sonuç çıkıyor. Buradan çıkardığımız sonucun yorumunu yapalım. Diyoruz ki S domeninde ben devrenin analizini yapmışsam her bir elemanın akım ve gerilimi bulduğumda paydadaki polinom hepsinde aynı olacak. O polinom karakteristik denklemdir. O karakteristik denklemin kökleri de T domenindeki karakteristik denklemin kökleriyle aynıdır. Bu köklere bakarak S domeninde ben doğrudan devrenin stabil, astabil olduğunu söyleyebiliyorum. Buradan çıkan sonuç o. Söyleme de çok basit oluyor. S düzlemi üzerinde, sol yarı S düzleminde veya J omega'da katsız ise stabil. Sağ yarı S düzleminde ve veya J omega'da katlı ise o zaman da astabil. Deyip bu videoyu burada sonlandırıyoruz.